Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gündemi yoğundu. Anıtkabir'deki anma töreninin ardından Türk Devletleri Teşkilatı için Özbekistan'a gitti. Uçağa binmeden önce ise önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş vardı. Tahıl koridorundaki sevkiyat krizinin nasıl aşıldığını anlattı. Bu bir lider siyasetidir ifadesini kullandı. Barışın sağlanması için arabuluculuğa devam edileceğini söyledi. Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le gerçekleştirdik, yaptık. Tahıl koridorundaki sevkiyat krizinin nasıl aşıldığını bu sözlerle yanıtladı. Türkiye-Rusya ilişkilerindeki güvene dikkat çekti. Birbirimize olan özgüven, saygı, tabii bu tür adımları atmaya da bizi teşvik ediyor. Nükleer enerji alanındaki dayanışma, savunma sanayine yönelik attığımız adımlar, bunlar tabii birbirimize olan saygıyı da ne yapıyor? Teşvik ediyor. Bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitmeden önce Esenboğa'da soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşı da sorulardan biriydi. Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ne zaman bu iş biter? Bunu söylemek bir akıl kârı değil. Hersonla ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Rusya işgal ettiği Herson'dan çekilme kararı aldı. Erdoğan o kararı da yorumladı. Rusya ile görüşmelerin süreceğini söyledi. G20'ye Rusya'dan bir katılım olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Eğer bir katılım olursa orada tabii ruberu görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Ve Ermenistan'la normalleşme süreci. Kendilerine de çok açık net şunu söyledik. Siz Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Diasporalar aleyhte çalışıyorlar. Bu süreci olumsuz etkiliyor. Olumlu istikamete dönüştürecek olan şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Erdoğan daha sonra kalabalık bir heyetle Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesine katılmak için Özbekistan'a gitti. Semerkant'ta resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanına İmam Buhari üst düzey nişanı da verildi. Büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli İmam Buhari nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum.